Merhabalar değerli izleyenler, ben Şeyda Emiroğlu. Yaşam Koçum programı ile RTV ekranlarında bugün sizlerle birlikteyiz. Bugünün konuğu astroloji uzmanı ve astroloji hocası İkdur Anayurt bizlerle olacak. Astroloji nedir? Doğum haritası nedir? Kimlere bakılır? Retro nedir? Neden oluşur? Bizim hayatımızdaki olumsuz etkileri ve burçları konuşacağız. Dolu dolu bir program olacak. Ekran başından ayrılmayın. İkdur Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Sizi gördük, daha iyi olduk. Ben de çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Ben de çok mutlu oldum. Teşekkür ediyorum davetiniz için. Biz de bu kadar yoğunluk arasında bizi kırmadığınız için teşekkür ederiz. Çünkü bir de dediğim gibi öğreticilik yapıyorsunuz, hocalık yapıyorsunuz. Çok çok yoğunsunuz. Ama sizden de değerli bilgiler alacağımız için de bugün çok mutluyuz ve heyecanlıyız. Bakalım neler olacak. İkdur Anayurt kimdir? Sizi tanıyalım. Evet, yaklaşık 4 yıl önce astroloji eğitimleriyle başlayan bir süreçte ama her eğitim çarpı 3 gibi düşünelim. Yani 12 yıllık eğitimi 4 yıla sığdıran Mira Astroloji kurucusu, eğitimci ve astrolog. Evliyim ve bir çocuğum var. Yaklaşık 4 yıldır bu dalda derinlemesine hizmet veriyorum. Teşekkür ederiz İknur Hocam. Şimdi ben böyle yavaş yavaş konulara girmek istiyorum. Bu konuların içinde tabii ki sizin iş alanınızda uzun uzun konuşacağız. Neler yapılıyor, kimler katılabilir vesaire gibi. Şimdi astroloji dedik. Bu son zamanlarda zaten astroloji evvelinden oluşan bir şey ama böyle hani son yıllarda daha popüler olan, kulağımıza gelen bir kelime değil mi astroloji? Ve buna daha çok merak saldık. Astroloji nedir? Aslında astrolojinin ilk şekillenmesi milattan önce 2500 yıllarında Mezopotamya'da başlamıştır Şeyda Hanım. Asur ve Babil uygarlıkları astrolojinin gelişmesinde ve yayılmasında önemli rol oynamışlardır. Günümüzde Batı'da var olan astroloji sisteminin kökü de eski Yunan'dır. Gökyüzündeki gezegenlerin dizilişlerinin ardından yaşanan doğa hareketleri ve kişisel hayatlardaki olayları gezegenlerle ilişkilendiren kişileri kendilerine göre notlar almaya başladılar. İdris Peygamber de burçlarla ve gezegenlerin etkileriyle ile alakalı yıldız okuma bilgisi verilmiş peygamberlerden biridir. Astroloji danışmanları geçmişte kraliyet mensuplarına, toplumun üst sınıfında yer alan ailelere, Osmanlı'da padişahlara ve saray ahalisine danışmanlık verirlerdi. Ülkemizde ileri bir durumdayken Tanzimat döneminden itibaren geriliğe başlamış. Ama son yıllarda sizin de dediğiniz gibi toplumun her kesiminin ilgisini yeniden çekmeye başladı. Şimdi bir de doğum haritaları var. Astroloji ile bağlantılı bir durum bu. Evet, yıldız haritası, horoskop dediğimiz. Evet, hocam bunu böyle uzun uzun ayrıntılı konuşmak istiyorum. Şimdi sormak istediğim doğum haritası nedir? Kimlere bakılır? Ve hani gerçeklik payı nedir? Doğum tarihini bilmeyenler doğum haritasına baktırabilir mi? Tamam. İlk önce yıldız haritasından bahsedelim. Horoskop deriz biz buna. Gezegenler Güneş ve Ay'ın kişinin doğum anındaki konumlarını baz alınarak matematiksel hesaplamalar sonucunda ortaya çıkan kişiye has doğum haritasıdır. Binlerce yıldır elimizde var olan bilgilerin ışığında kişiye karakter ve gelecekteki hayat yolculuğu ile ilgili analizler, öngörüler ve yorumlar yapılır. Astroloji aynen meteoroloji gibi insanın hayatındaki fırtınaları, yağmurları, güneşli günleri bildiren ve önlem almasını sağlayan bir ilimdir. Fırtınanın gelişi değiştirilemeyebilir ama önceden bilindiği zaman önlem alınabilir ve negatif etkileri en aza indirgenebilir diyoruz. Astroloji haritasına doğum tarihini ve özellikle doğum saatini bilen herkes baktırabilir şeyden önce. Diğer sorumda tam emin değilim doğum tarihimden. İşte eskiden derlermiş ya kiraz zamanı doğdun, işte arpa zamanı doğdun. Bunu nasıl çözeceğiz? Gün yoksa kişide bunu kesinlikle çözemiyoruz. Ama bir saat aralığı varsa genelde danışanlarımdan da hani çok fazla işte akşamüstü, öğle yemeği vaktiydi, sabah ezanıydı gibi bir aralık varsa en az en fazla 3 saat
O arada kişiye bir takım sorular sorarak doğum saatini bulmaya çalışıyoruz net bir şekilde. Yani en az 3 saat fark olabilir. Sonrasındaki o gün farkı çok önemli. Doğruyu Evet. gerçeği Yani yansıtmaz diyorsunuz, değil mi hocam? kesinlikle yansıtmaz. Evet. Hocam sosyal medyada bir şey görmüştüm yine bu astroloji alanında. Doğum tarihinizi ve saatinizi bilmiyorsanız bunu bulabiliriz diye bir yazı görmüştüm. Evet, doğru. Bu ama dediğim gibi yine şartı var işte 3 saat kuralı var. Bir aralık vermek gerekiyor yoksa kesinlikle bulunamıyor. Peki doğum haritasına herkes baktırabilir mi? Herhangi bir sakıncası yok, değil mi? Evet, herkes baktırabilir. Doğum haritasının alanları da var. Tüm hayatınıza da baktırabilirsiniz. Yani karakter özelliklerinizden tutun, sağlık hayatınız, iş hayatınız, kariyeriniz, evliliğiniz, bilinçaltınız, psikolojiniz, geçmiş yaşamlarınız gibi birçok alan olduğu gibi tek konu evlilikle alakalı sadece ilişkilerle alakalı dediğimiz astroloji veya sadece psikolojik danışmanlık olarak da alabiliyorsunuz. Tek şartı doğum saatinin biliniyor olması gerekiyor. Olasılık olarak sormuştunuz. Yani %100 diyemiyoruz. Bir olasılık tabii ki ama doğum saatinin net olduğu haritalarda benim deneyimim %100 gerçekleştiği doğrultusunda. Çok iyi hocam. Yani ben şunun için gelebilir miyim? Hocam ben evleneceğim kişiyi çok merak ediyorum. Ne zaman evleneceğim? Kimle evleneceğim? Bu benim doğum haritamda çıkar mı? Kesinlikle çıkar. İlişki haritası dediğimiz bir dal vardır. Kendi alanında bir uzmanlık dalıdır. Kiminle evleneceğimden çok aslında benim ilişki modelim nedir? Nasıl biriyle beraber olacağım? Nasıl birine çekiliyorum? Şöyle bir hani deyim var ya doğduğun ev kaderindir. Aslında doğduğun harita kaderindir. Aslında biz hep aynı kişileri hayatımıza çekeriz. Evet nasıl karakterde biri olacağı, hangi yıllarda bunun önünüze geleceği, hangi fırsatları sunacağı ile ilgili bilgiler veriyoruz ama ilişki haritasında en çok da önemli olan nasıl iyi geçinebilirim kısmı. Bu da çok önemli ve değerli bilgiler sunuyor tabii ki. Kesinlikle. Yani bu gerçekten değerli bir bilgi ve saatini biliyorsanız %100 olasılığı çok fazla diyorsunuz. Bu da çok güzel aslında, çok ciddi bir şey. Evet, çok evet. Peki talep nasıl? Hocam hani çok fazla buna baktırmak isteyen veya hani ilginç yaşadığınız deneyimler, işte atıyorum ben geldim baktırdım sonrasında işte hocam ya siz şunu dediniz böyle oldu böyle yaşıyorum diyenler nasıl talepleriniz? Şimdi çok farklı vizyonda ve farklı ülkelerden danışmanlarımız var, illerden. Hayatını astrolojiyle yatıp kalkanlar da var ama gerçekten bir yol haritası alıp yolunu çizmek isteyenler de var. Ben 4 sene boyunca gerçekten hep öyle diyorum, benzer enerjiler birbirini çeker. Gerçekten çok keyifli danışmanlarım vardı. Bir sene bittikten sonra tekrar yıllık öngörü de alıyorlar. Bugüne kadar hiçbir sorun yaşamadım. Zaten çok bilinçli geliyorlar. Ve dediğiniz gibi son 2 yılda da ciddi bir artış var. Randevu verirken de gerçekten hani çok acil istiyorlar ama 4-5 ay sonralarına verebiliyoruz. En erken ki bu çok iyi bir ihtimal. Gerçekten mi hocam? Çok ilginç. Gerçekten o zaman buna ciddi anlamda talep var. Bu da sanırım hani dediğiniz gibi olasılığı çok yüksek olmasından. Kesinlikle evet. Bir de insanlar gerçekten artık kendilerini tanımak, kendi yolculuklarında ellerinde bir plan olsun istiyorlar. Doğru yere yönelmek için biz de onlara rehber oluyoruz. Peki hocam bir de yıldız haritası dediniz. Aynı şey mi? Aynı şey evet. Doğum haritası, yıldız haritası, horoskop hepsi aynı şeydir. Siz burada bir çizelgeye çiziyorsunuz. Doğum tarihine göre, değil mi? Ayarlamalar yapıyorsunuz. Bu şekilde Evet. oluyor. Evet, doğum saati, kişinin doğduğu yer, yaşadığı yer, bazen doğum gününe girdiği yer bile çok önem arz ediyor. Ama tabii ki öncelikle doğduğu anki harita, gökyüzünün resmi. O zaman diyoruz ki değerli izleyenler siz de hani bir merak ediyorsanız doğum haritamı şimdiden yerinizi ayırtın. Daha 5 ay sonrasında randevular çünkü ben de bunu çok iyi biliyorum. Sosyal medyadan acayip bir rağbet var hocam. Takip ettiğim astroloji uzmanı arkadaşlar var. Dediğiniz gibi hani sürekli 3 ay sonrasına 5 ay sonrasına
Bu da aslında güzel bir şey. Hani bunun ne kadar gerçeklik payı olduğunu gösteren bir durum, değil mi? Kesinlikle son zamanlarda zaten gerçekten çok rağbet görüyor ama yine bu bir tesadüf değil. Yine göksel sembollerle anlatmak isterim. Jüpiter gibi bolluk, bereket gezegenimiz aynı zamanda bizim mistik duygularımızı da ortaya çıkartıyor. Bu gezegenin şu anda kendi burcunda seyahat ediyor olması balıkta bu duygularımızı biraz daha kendimizi nasıl iyileştirebiliriz, hangi yollara başvururuz kısmında tabii ki astrolojiyi de çok fazla tercih ediyorlar. Hocam şimdi bir de merak ettiğim, sosyal medyada bu da son zamanlarda çok fazla, eskiden yoktu, retro. İşte kimin bir sıkıntısı olsa görsem, ya bugün retro var, başıma gelmeyen kalmadı. Böyle artık aramızda espri doldu. Hatta şey diyorlar, sevgilisinden ayrılanlar retroyla giden metroyla geri gelir. Baya bir keps dönüyor. Evet. Retro nedir hocam? Neden kaynaklanıyor? Bize olumsuz etkileri nedir? Evet, retro aslında hep vardı ama tabii ki sosyal medyayla daha çok yayılıp daha çok insana ulaştıktan sonra kişiler farkındalığa vardılar. Gökyüzünde olanın yeryüzüne sirayet ettiği ile alakalı. Retro geriye dönüş, geri gitme anlamlarına gelen bir kelimedir. Astrolojide her gezegenin bir anlamı ve burçlar üzerinde etkisi olduğuna inanılır. Gezegenlerin gerilemesi, gezegenin temsil ettiği konularda gecikmeler, aksaklıklar ve sorunlar oluşturuyor. Gezegen hangi burçta retro yapıyorsa, o burçta olanlar ve o tarihte doğanlar bu durumdan en çok etkilenen kişiler oluyor gerçekten. Retro etkisi nedir derseniz, retro etkisi yapan gezegenin yönettiği alanlarda gerilemeye ve yavaşlamaya sebep oluyor. Retro zamanlarında aktivitelerde yavaşlama, hata ve kargaşa söz konusu oluyor. Bu nedenle astrolojide retro dönemlerin tıpkı gezegenin bir geri çekilmesi gibi dinlenme, inziva, kendine dönme zamanları olduğunu söyleriz. Bu süreçte yarım kalan işlerimizi tamamlamamız gerektiğini ısrarla üstüne basa basa anlatırız. Bu süreçte radikal adımlar atmanın, kritik kararlar vermenin ve fiziksel olarak aşırı aktif olmanın kişiye olumsuz dönüşleri olduğuna inanırız. En yakın retromuz şu anda durağan pozisyonda Merkür'ümüz 7 Şubat itibariyle artık bize bir rahat nefes aldıracak. 13 Ocak'ta başlamıştı. Oh be 13 diyeceğiz artık Şubat. yani. Son meşhur Merkür retrosu en çok onu duyuyorsunuzdur. Merkür retrosunun yaşandığı dönemlerde neler olur dersek iletişim sorunları, özellikle yanlış anlaşılmalar, elektronik aletlerin bozulması, eğitim ve sınavlarda zorluklar, seyahatlerde gecikmeler, yolculuklarda eşya kayıpları, ticari konularda anlaşmazlıklar, kardeş arası iletişim problemleri gibi bize etkilerini gösteriyor. Tabii ki daha önce de Venüs retrosu vardı. Bu da aşkla, hazla ve parayla alakalıydı ve biliyorsunuz Aralık'ın son ocağın başı bir ekonomide böyle bir dalgalanma oldu. Bu da Venüs retrosu ile alakalıydı. O da bir hafta kadar falan oldu biteli. Şimdi bunlarla yaşamak herkesin haritasında farklı etki yaratıyor. Bunlarla yaşamak da ben her zaman danışanlarıma ve sosyal medyada takip edenlere de söylüyorum. Kaçınma psikolojisi yaratıyor. Dolayısıyla astrolojinin bilim olarak tanınmamasının sebebi de bu. İnsanlar çok fazla psikolojilerini bozuyorlar. Aman kesinlikle işte Venüs retrosu karşıma biri çıktı. Tanışmamalıyım. Belki ciddi bir ilişki olacak. Haritası ona müsaade ediyor. Ama bir kaçınma yaratıyor. Dolayısıyla bilip rahat hareket etmemiz gerekiyor. Ama en önemlisi retrolarda yarım kalan işlerimizi tamamlamak ve bitirmekle ilgili diyoruz. En yakın retromuz da 10 Mayıs. 4 Haziran arasına kadar sürecek bir Merkür retromuz var. O döneme kadar retro açısından biraz rahatız. Tabii ama gündemde tabii ki başka bir sürü konumuz daha var. Biraz da iletişimimize dikkat edelim. Yanlış anlaşılmalar gerçekten çok mümkün bu aralar. Evet. Hocam diğer bir konu ise ay düğümleri. Aks değiştirdi. Bize etkileri nelerdir? Aks nedir? Önce onu söyleyelim, sonra da bunun etkilerini. Ay düğümleri astrolojide şöyle tutulmalar ay düğümleriyle beraber oluyor ve çok önemlidir. Hayatımızdaki önemli durumları, konuları tetikliyor ve koşulları şekillendiriyor. Bu önemli göksel olaylar ay düğümlerine yakın olarak gerçekleşiyor. Ay düğümleri ayın dünya çevresinde dönerken izlediği yörünge ile
Dünyanın güneş çevresindeki yörüngesinin kesişimindeki izafi iki noktadır. Birbirleriyle karşılıklı olan düğümler zıt burçlarda yerleşirler. Gökyüzünde ay düğümleri bir burç aksında yaklaşık 1,5 sene, toplamda 18 ay ilerler. Bu zaman dilimi içinde her birimize bulundukları burcun temasını hissettirirler. Burada gerçekten o bahsettiğim retrolar gibi değil, her birimizin hayatında ciddi dönüm noktası yaratırlar. Ay düğümleri Ocak 2022 tarihinde Boğa Akrep burçlarına geçti ve Temmuz 2023'e kadar da bu burçlarda ilerleyecek. Yani 2022'nin tüm tutulmaları bu Boğa ve Akrep aksında gerçekleşecek. Kuzey Ay düğümü demek bu hayatta bu dualitede gitmemiz gereken yoldur. Boğa burcunda olacak. Güney Ay düğümü ise geçmiş yaşamdan ya da genetik dediğimiz özelliklerimiz, bu yaşama getirdiğimiz düğümümüz ise Akrep burcunda olacak. Bu da bize doğum haritamızdaki Akrep burcunun yer aldığı ev konularındaki gölge yönlerinden arınıp Boğa burcunun yer aldığı ev konularını sağlamlaştırma ve somutlaştırma fırsatı verecek. 1,5 sene boyunca psikolojik olarak bizi zorlayan, bilinç dışına ittiğimiz, görmek istemediğimiz olumsuzluklar üzerinden gelen deneyimlerle karşılaşacağız. Bu deneyimler hayatımızda bizleri geride tutan krizli konuları bitirmemiz için yaşanacak maalesef. Yönlenmemiz gereken ve gelişim gösterebileceğimiz alan ise maddi dünyada güvence aradığımız konular olacak. İstikrar ve huzur sağlamak için daha gerçekçi davranmamız gerekecek. Bu süreçte sabırlı olmak lazım. Aşırı tepkilerden kaçınmak ve kriz yaratmamaya çalışmak çok önemli. Başkalarının hayatına karışmak yerine kendimize odaklanmak, sadık olmak, herkesin gelişimine destek olmamız gerekiyor. Çünkü gerçekten ciddi bir tutulma içerisindeyiz. Kasım 1956, Mayıs 1958, Haziran 1975, Aralık 1977, Şubat 1994, Temmuz 1995, Eylül 2012, Mart 2014 arasında doğanların doğum haritaları ile ters kavuşum yaşanacağından dolayı Ocak 2022, Temmuz 2022-23 arasında hayatlarında önemli değişim yaşayacaklar. İleride bu sene verdikleri kararların yaşadıkları hayatlarına önemli yön verdiklerini görecekler. Doğum haritalarımızda Akrep burcunun bulunduğu ev konuları, kriz yaratma halini, gereksiz risk almayı ve aşırı hırsları geride bırakmamız gereken alanlar olacak. Boğa burcunda ise daha somut ve güvenli olarak ilerleyebileceğimiz alanlar olacak. Eğer bu noktada gereken adımları atmazsak, o ev konularıyla ilgili ciddi sıkıntılar, kısıtlanmalar ve destek alamama durumları yaşayabiliriz. Özellikle de Mayıs ve Kasım ayları bu etkiyi çok daha fazla hissedeceğiz. Olumsuz yönleri daha mı fazla olacak hocam? Evet, yani şöyle, akrep krizlerle dönüşmek demektir. Akrep bırakmak, boğa sahiplenmek demektir. Aslında burada biraz kendi gölge yönlerimizle, Akrep burcu da hangi evimizdeyse o alanda yüzleşmemiz gerekiyor. Yoksa 9 yıl sonra bunun meyvelerini mi alacağız, yoksa cezasını mı alacağız? Hani bu bir karma gibi görülüyor ay düğümleri ve çok önemlidir. Dolayısıyla bu süreyi çok güzel geçirmemiz gerekiyor. Özellikle saydığım tarihler arasında doğanlar. Peki bunu kendimiz dikkat ederek en az hasarla atlatabilir miyiz? Yani her şey bizim elimizde diyebilir miyiz? Yoksa yaşayacak mıyız bunu? Yani engel olamayız mı? Kesinlikle harita üzerinde külli ve cüzi irade vardır. Külli iradeyi kullanabileceğimiz durumlar tabii ki yok, ama cüzi irademizi kullanabiliriz kesinlikle. Demin verdiğimiz örnekte de hani fırtınayı engelleyemeyiz ama gelecek etkileri en az hasara indirebiliriz. O yüzden siz tarihleri de verdiniz. Dikkat edelim. Değerli izleyenler, not alın. Yapacağınız adımlarda, işlerde, diyaloglarda, yatırımlarda dikkatli olun. Bir kere daha düşünerek dikkatli yaparsanız en az hasarla veya hasarsız atlatırız diye inşallah düşünüyorum.
Hocam şimdi kısa bir araya gireceğiz. Kaldığımız konuları ikinci yarıda devam edeceğiz. Depremler, pandemi, burçlar birçok konu var. Hızlı hızlı geçeceğiz. Değerli izleyenler ekran başından ayrılmayın. Kısa bir ara. Evet değerli izleyenler, kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Pandemi ve depremleri konuşacağız şimdi. Hocam biliyorsunuz son 2 yılımızı bütün olumsuz etkileriyle pandemiye verdik. Kapanmalar oldu, açılmalar oldu, okullar kapandı, açıldı, hastalıklar, yoğun bakımlar. Bu son günlerde tekrar bir yoğunlaştığını duyduk. Medyaya ne kadar yansımasa da herkes Covid oluyor takır takır. Son durum ne? Öngörülere göre ne zaman bitecek? Ne olacak hocam? 2019 yılı Aralık ayında başlamıştı zaten. Oradaki bir göksel sembolle bunun öngörülerini de değerli hocalarımız yapmışlardı. Yine o zaman bunun 3 yıl süreceğini, 3 yıl süreceğinden bahsetmişlerdi. Bu demin bahsettiğim reklam öncesi ay tutulmalarının ilki Kasım ayında gerçekleşti ve orada son bir pik noktası yaptı ve pik noktası artık nasıl başladığında çoğalarak gidiyorsa şu anda da çoğalarak azalmaya doğru dönmeye başladı. Yani biraz bulaş noktasına geldi ama ilk günlerki kadar tehlikeli değil. Zaten herkes neredeyse aşısını oldu. Dolayısıyla azalarak gidiyor ve sanırım Haziran ayında maskeleri atarız. O Şubat ayı da biraz riskli, Mart'ın ortasına kadar ama Haziran ayı maske atabiliriz, müjdesini verebilirim. Tabii ki virüsler hep hayatımızda olacak. Bunlar bir biyolojik savaş. Zaten öngörü olarak görmüştük. Artık herkes de öğrendi mesafeyi ve temizliği. Ama bu kadar bu boyutta olmayacaktır. Farklı konular gündeme gelecek hayatımızda. Yine de her zaman dikkatli ve temkinli olmakta fayda var. Hocam biliyorsunuz bir de ülkemiz deprem ülkesi. Birçok yerde, bölgede sürekli deprem yaşadık. Özellikle geçen yıl, ondan önceki yıl. Peki depremlerle alakalı öngörünüz var mı? Hani var mı böyle önümüzde bir deprem? Kesinlikle yine akrep yer altını anlatır bize. Boğa toprağı anlatır. Dolayısıyla yer altındaki hareketlilikten ve yine Neptün'ün Mart ayında, Nisan ayında yapacağı bir takım açıları var gökyüzünde. Yine sudan gelen yer hareketliliklerinden bahsedebiliriz. Önümüzdeki 18 ay için var. Zaten ülkemiz bir deprem bölgesi. Fakat hani çok yıkıcı olmayan 5-6 arası yine doğu ve batı olarak öngörülerimiz var. Ama büyük deprem için tabii ki aynı gök sembolü Marmara depreminden bahsediyorsak şayet onun için yine bir 4-5 yılımız var. Allah korusun. O zaman en az hasarla atlatmayı diliyorum ve umut ediyorum. Evet, yine önlem almamız gerekiyor Evet, tabii ki. kesinlikle. Şimdi hocam burçlara geçmeden önce bir de hani başta sizin eğitici olduğunuz, astroloji eğitimleri verdiğinizi söyledik. Biraz da buna değinmek istiyorum. Şimdi ne tarz eğitimler veriyorsunuz? Bu eğitimlere kimler katılıyor ve ne kadar sürüyor hocam? Şimdi eğitimler temel, orta ve ileri seviye olarak 3 basamaktan oluşuyor. İsteyen ve ilgisi olan herkes katılabilir. Çünkü eğer oradaysa bu konuya ilgisi vardır, merakı vardır ve insan gerçekten içine girdiği zaman böyle derin, bilinmez bir kuyu gibi ve çok bilgi var. Öğrendikçe çok şaşırıyorsunuz ve onunla birlikte olmak istiyorsunuz. Neden öğrenmeliyim kısmına gitse insan yaşadığı sürece tek bir şey için yorulmadan, vazgeçmeden sürekli olarak çalışmakta.
kendini anlamak ve bunun da içsel ve dışsal çok yönlü bir bilgi birikimine ihtiyacı var. Astroloji de insanın bu sorunlarının yanıtlarına semboller, akıl yürütme ve tüme varımla ulaşmasını sağlamaktadır. Disiplinler arası yani farklı pek çok bilim dalından yararlanan astroloji, kişilik, potansiyel yönler ve alışkanlıklar, yetenekler ve problemleri saptamaya mümkün kılıyor. Doğum haritasından yola çıkarak kişi kendinin kişilik analizini yapıyor. Gizli kalmış potansiyelleri ortaya çıkabilir. Herhangi bir konuda bilinçli karar alıp doğru zamanı saptayabilme bilgisini verir. Toplam 8 ay sürüyor bir modül ve aslında bir 3 yıl gerekiyor tam astrolog olabildim demek için. Birçok yönü var. Klasik ve modern astroloji aslında ülkemizde en çok kullanılan o. Ama karma astrolojisi de ezoterizm de şu ara çok gündemde ve psikolojik astroloji. Ben hepsinin eğitimini veriyorum. Sınıflarımız online. Yeni sistemle biliyorsunuz her şey online'a döndü bugünkü program gibi. Katılamayan arkadaşlara daha sonra kayıtları yolluyoruz. Sürekli iletişim halindeyiz. Onların gelişmeleri neler yapıyorlar takip ediyoruz. Güzel, güzel geçiyor, keyifli. Peki hocam, tarot soracağım. Tarot farklı bir şey mi yoksa hani bunların içinde de var mı? Ezoterik astrolojide var sembollerle çünkü yorumlandığı için. Batı ve klasik astrolojide yok. Yani o zaman tarot eğitimi de var bunların içinde isteyenler için değil mi? Evet, ezoterik astroloji alanlar tarot eğitimi de alıyorlar, evet. Hocam ben tarotu çok severim. Ya bilmiyorum, bana çok enerji verdiğini düşünüyorum. Ve hep şeydir, ne zaman böyle bir tarot baksam hep çıkıyor. Bunun gerçeklik payı ne hocam? Evet, tarot kartları kişilerin enerjileriyle eşleşiyor. Tarot kartları için kendini gerçekleştiren kehanetler denir. Özellikle karma ve ezoterik astrolojide sembollerle çalışıldığı için tarot kartları da kullanılıyor. Ama benim biraz çekindiğim bir daldır. Çünkü hani gerçekleşme olasılığı yüksek gerçekten. Burçlara geçmek istiyorum çünkü çok merak ediyorum hep neler olacak 2022'de, yani kalan süreçte, başladığımız süreçte bizi neler bekliyor. Hocam ben size sırayla sorayım. Siz de sırayla yorumlayın. Koç burcundan başlayalım. 2022 Koç burcu için maddi, manevi, aşk, sağlık anlamında nasıl olacak? Tamam. Şimdi seyircilerimiz yükselen burçlarına göre dinlerlerse çok daha sağlıklı olacaktır. Hem güneş burcu hem yükselen olursa çok sevinirim. Koçlar için finansal konular, gelir gider dengeleri ve kazançlar gündemde olacak. Bu sene kazanç şeklini değiştirmek gündeme gelebilir. Krediler ve borçlar konusunda özellikle Mayıs ve Kasım aylarında riske girmemeli, krizli durumlardan kaçınmaya, daha temkinli adım atmaya dikkat etmelidir. Koçlar için özellikle Mayıs ayı da sağlık ve bereket açısından olumlu geçebilir diyebiliriz. Aşk anlamında koçları ne bekliyor hocam? Aslında koçlar bu sene çok şanslı. Çünkü o bolluk ve bereket gezegeni Jüpiter Mayıs ayında kendi evlerine geçiyor. Dolayısıyla bu sene ne isterlerse isteyebilirler. Çok şanslı bir yıla giriyorlar balıklar gibi. İnsanın keşke koç olsaydım diyesi geldi. Nasıl geliyor? Şimdi hocam boğa burcuna geçtik. Ben boğa burcuyum. Biraz özellikle aşk hayatını ve iş hayatını detaylı anlatırsanız çok sevinirim. Bireysel seçimlerinizi ve isteklerinizi daha ön planda tutmanız gereken olaylar gündeminizde olacak. Yeniden yapılanmaya yönelik geçecek önemli bir dönem. İkili ilişkilerde görmezden geldiğiniz konuları çözdüğünüzde kendinizi daha güvenli ve huzurlu hissedeceksiniz. Özellikle Mayıs ve Kasım ayları ikili ilişkiler adına önemli kararların alınacağı zamanlar olacak. O dönemlerde ciddi ilişkiler içerisine girebilirsiniz. Yani bu sene evleniyor olabilir miyiz boğalar? Evet, biz boğa ve akrepler için kesinlikle evlenir diyebiliyoruz. Aa, süper. Peki iş hayatları, hani kazançlar nasıl? Bereket var mı? Para var mı hocam? Biraz da onlardan bahsedin. Biraz aslında seçimleri ve istekleri ön planda tutarsanız evet. Sağlık hayatlarında problemler yaşayacaklar mı? Sağlık problemleri yok boğaların. Sadece tutulmalar kısmında boğaz ve tiroid sorunu olan boğalarda
dikkat etmelerini önerebiliriz. Peki hocam. Şimdi ikizlere geçiyorum. İkizlerin genel 2021-2022 haritası, yaşayacakları aşk, hayat, Onlar sağlık. çalışkanlıklarını, korkularını ve kendilerini kısıtlı hissedeceği alanlara daha çok yönelmeye başlayacaklar. Psikolojik anlamda daha istikrarlı ve huzurlu hissetme fırsatları olacak. Olayların detaylarına takıntı yapmak yerine bütünü görmeye çalışmalı. Mayıs ve Kasım ayları daha çok gizli konuları ortaya çıkaracak. Bazı tamamlanmaları yaşama ve sağlık süreçleri açısından çok önemli olacak. İkizler Mayıs ve Kasım ayında sağlıklarına ciddi dikkat etmeleri gerekiyor. Tarihlere dikkat edelim. Astroloji çünkü gerçekten öngörülü bir alan. Es geçmeyin. Hocam yükselen yengeç. Evet, yengeçler bazı kadersel tanışmaların, sosyal hayat değişiminin ön planda olduğu bir dönem olacak onlar için. Çevrelerinde kendilerine daha güvenli ve rahat hissetmek isteyecekler. İleriye dönük hedeflerini netleştirip bu alanda ilerlemeleri çok mümkün. Aşk hayatlarında kıskançlıkları ve takıntıları geride bırakmaları gerekiyor. Mayıs ve Kasım aylarında çocuklarıyla ya da aşk hayatlarıyla ilgili konularda netleşme yaşayacaklar. Devam mı, tamam mı? Yani daha net kararlar Evet, alabilecekler, değil mi hocam? kesinlikle. Aslan burçları hocam. Evet, aslan burçları kariyer hayatı ve toplumsal statü ağırlıklı gündemde olacak onlar için. Üstlenilen sorumluluklarla ilgili net ve kararlı ilerlemeleri gerekiyor. İşle ilgili sabırlı ve temkinli davranıp mevcut durumu koruyup geliştirebilirler. Aileyle ilgili konularda yeni kararlar almaları gerekebilir. Yine Mayıs ve Kasım ayları bu konuda aslanlarda netleşecek. Özellikle aile konuları gündem olacak aslanlar için. Sağlık anlamında sıkıntı yok sanırım. Hayır, sağlık anlamında aslanlar için bir sıkıntı yok. Başak burçları için 2022 nasıl geçecek hocam? Evet, bu süreçte bu yıl daha çok hayata bakış şekli, eğitim hayatları, ticari ve hukuki konularda yaşanacak gelişmeler gündemlerinde olacak. Daha çok odaklanacakları bir yıl. Yurt dışı bağlantılı işler ya da tanıtım faaliyetlerinde verdikleri emeklerin karşılığını alabilirler. Yakın çevreyle, kardeşlerle olan ilişkilerinde, iletişimlerinde aşırı tepkilerden, hırslardan uzak durmaları gerekiyor. İlişkileri stabil, sağlık açısından da midelerine dikkat diyoruz. Zaten fazla hırs hiçbir burç içinde iyi değildir. Hırslarımıza Evet. dikkat edelim. Hırsların kurbanı olmayalım. Terazi burcu hocam. Teraziler giderlerin, harcamaların, paylaşımlı paraların ve operasyonların gündemde olacağı bir dönem diyebiliriz. Finansal konular, krizli durumlar ön plana çıkabilir teraziler için. Kazançları konusunda daha geniş düşünmeyi, yeri geldiğinde yönetimi değiştirmeyi deneyebilir. Daha huzurlu ve güvenli hissetmek için değişim yaşamanız gereken bir yıl, özellikle maddi harcamalarına çok fazla dikkat etmeleri gerekiyor. Terazilerin aşk hayatı her zamanki gibi iyi. Onlar birkaç yıldır şanslılar bu konuda. Sağlık açısından da böbreklerine dikkat etmeleri gerekiyor. Akrep burcu hocam. Akrep burcuna neler olacak, neler yaşayacak? Akrepler, evet, ikili ilişkiler, işbirliği yapılan alanlara odaklanacaklar. Egolarını yeniden yapılandırmaları gerekiyor. Böyle bir süreçteler. Biz dedikleri alanlardaki değerlere sahip çıkarak daha huzurlu ve güvende hissedeceklerdir. Bu yıl önemli kararlar alabilirler. Özellikle evlilikle alakalı ve sağlığa da dikkat gene. İkizler Burcu tüm yıl boyunca. Yay burçları neler yaşayacak? Aşk hayatı, sağlık hayatı, para hayatı. Daha çok çalışma hayatının ve gündelik alışkanlıkları sağlığı ilgilendiren konulara odaklanacak. Yayların da sağlık konusunda çok dikkat etmeleri gereken bir yıl. Emek harcayıp yeniden bir düzen kurabilirler. Somut yaklaşımlar tercih etmeliler. Yaylar için özellikle ikinci yıl, ilk yarı onlar için böyle ev, mülk alma ama ikinci yarı daha çok evlilik, ikili ilişkileri ilgilendiren konular gündeme gelecek. Hocam Oğlak burçlarını anlatalım Oğlaklar 2024'te. bu yıl aşk hayatı, çocuklarla olan ilişkiler ve hayattan alınan keyifler ön planda olacak. Oğlaklar 2,5 yıldır çok zor bir dönem geçiriyordu.
Bu alanlarda daha güvenli hissedebilmek için bir çaba harcadılar ve emeklerini alacaklar. Arkadaşlarıyla ya da gruplarla olan gerilimli ilişkiler gündeme gelebilir. Gerçekçi ve sakin olmalılar o durumda. Bazı kararlar alabilirler çevresindeki insanlarla alakalı. Yani Gerçeği gerçekleri mi görecekler yani. görecekler hocam? Çevreyle alakalı, evet. Evet. Kova burçları. Kovalarda yuvanın, evlerinin, ebeveynlerinin ön planda olacağı bir yıl diyebiliriz. Bu alandaki değerlere muhakkak sahip çıkmaları gerekiyor. Yaşadıkları yeri de değiştirebilirler. Ciddi değişiklik yapabilir kovalar radikal. İş hayatlarındaki hırslardan ve takıntılardan uzak durmalarını tavsiye ediyorum. Aile ve iş hayatı ile ilgili önemli kırılmalar ve değişimler yaşayabilir kovalar. Son olarak Balık burcunun 2022'de yaşayacakları öngörüler. Evet, Balık burcu iletişimi ve yakın çevresiyle olan ilişkilerini yeniden gözden geçirecek. Eğitimler ve seyahatler öne çıkacak. Balık burcu için çok şanslı bir yıl. Dediğim gibi Jüpiter kendi evinde olacak ve bence bu yılı çok iyi değerlendirsinler. Hem aşk anlamında hem para hem sağlık şifalanacakları bir yıl diyebiliriz balıklar için. O zaman ne mutlu balıklara. Hocam, Ne koç? burçlara başlarken yükselen dediniz. Şimdi Evet. yükselen burç nedir ve yükselen burcumuzu nasıl öğrenebiliriz? Yükselen burç bizim doğduğumuz anda nefes aldığımız anın gökyüzünden çıkarttığımız harita. Yani güneşin yükseldiği an biz doğduğumuz anda ve biz bütün haritayı, bütün burç yorumlarını o nokta üzerinden yaparız. Dolayısıyla yine aynı noktaya geliyorum. Saatimizi bilmek çok önemli. Hocam bir de az vaktimiz kaldı. Onu da biraz tutulmaları konuşarak bitirmek istiyorum. Ay tutulması, güneş tutulması nedir? Olumlu, olumsuz etkileri nelerdir hocam? Ay tutulması ve güneş tutulması her yıl içinde muhakkak tekrarlanan göksel olaylardır. Yılda 4 kez ay tutulması, 3 veya bazı yıllarda 4 kez de güneş tutulması olur. Kişiler şeytanın bir ay tutulmasıyla veya bir güneş tutulmasıyla hayata gelirler ve tam tersi hayatları noktalanır. Her ay tutulması ve güneş tutulmasında hayatlarımızda bir takım şekillenmeler olur. Eğitim hayatımız başlayabilir, evlilik olabilir, eşimizden ayrılabiliriz, ev değiştirebiliriz. Dolayısıyla çok önemlidir. Bizler ay tutulmaları ve güneş tutulmalarından bir gün önce evde daha çok inzivaya çekilerek, dua ederek, kendimizin ve tümün hayrına olması için bol bol dua ederiz. Ciddi etkileri vardır. Mesela 99 depreminden 5 gün önce tam da olduğu noktada bir güneş tutulması vardı. Yer hareketlerini çok etkileyen bir göksel olaydır. Parasal konuları çok etkiler global anlamda. Yönetimleri çok etkileyebilir. Ama kişisel hayatlarımızda da farklı farklı konularda bize değişim yaşatırlar. Ciddidir yani. Finansal olarak çok etkileneceğimiz bir yıl. Aslında ekonomik olarak çok fazla sarsılacağımız, yer hareketliliklerinin olabileceği, hava şartlarında ani değişimler, değişiklikler yaşayacağımız bir süreci bize yaşatacak aslında. Ama en büyük konusu ekonomik kriz ve para piyasalarındaki krizden bahsedebiliriz. Peki hocam, bu şu anda biliyorsunuz piyasalar çok çalkantılı, inişler çıkışlar. Öngörüleriniz nelerdir? Hani düzelme olacak mı? Nasıl olacak yani? Bu gidişler hepimizi sarstı. Gidiş gidiş değil. Evet, biraz Mayıs ayından sonra biraz daha bizi zorlayabilir. Şu an Özellikle ilk zorlanıyoruz. güneş tutulmasından sonra etkilerini görmeye başlarız. Ya hocam, şu an zorlanıyoruz, daha da zorlanacağız. Evet. Ama şöyle düşünün, bir bebek doğarken büyük bir sancıyla geliyor. Türkiye 2023'ten sonra çok güçlü çıkacak ülkeler arasında. Dünya olarak büyük bir değişime gidiyoruz. Yani herkesin kendi ülkesinde gerçekten bu sorunlar yaşanıyor. Başka bir evrim, yani bir nasıl diyeyim, kabuk değiştiriyoruz ve bu sancılı dönemi de
muhakkak yaşamamız gerekiyor ki şey gibi en dibe inip tekrar yüzeye çıkmak gibi rahatlıkla geçirelim kendi özelimizde. Tabii çünkü dediğim gibi şu an zaten sıkıntılı ve çalkantılı bir süreçteyiz. Hepimiz zorlanıyoruz. Biliyorsunuz dolar birden fırladı düştü. Peki hocam siz size gelen danışanlarınıza veya işte öğrencilerinize yatırım tavsiyesi veriyor musunuz, verdirtiyor musunuz? Bu nasıl oluyor? Yoksa öngörülerde mi bulunuyorsunuz? Evet, yine finansal astroloji denilen uzmanlık alanımız var. Yatırım tavsiyesinde bulunmuyoruz ama kişilerin haritaları üzerinden aldığı dengelerden yapacakları yatırım konusunda öngörülerde bulunuyoruz. Kişi yine kendi tercihini kendi yapıyor. Yani siz tavsiye demeyelim de öngörü bu böyle olabilir aslında. Evet, Sizin de bilginiz kesinlikle. olsun. Siz bilirsiniz. Karşı tarafa bırakıyorsunuz. Evet. Peki nasıl bunun hani size geri dönüşleri nasıl oluyor? Genelde çok olumlu oluyor. O Yani zaman özellikle son 4 tane büyük maçta da hani maç için de yorumlar yapıyoruz. Spor astrolojisi diye geçiyor. Özellikle son zamanlarda hatta bu son 1 senede %30 erkek takipçim ve danışanım arttı. Maç yorumlarından dolayı. Hatta geçen sene Beşiktaş'ın şampiyonluğu son dakikada belli olmuştu. Buradan da hani hem Malatya TV'de Malatya'da olduğumuz için bahsedeyim. Galatasaray Malatya maçında Malatya gol atınca en çok ben sevinmiştim. Çünkü Beşiktaş kazanacak ve şampiyon olacak diye öngörü yapmıştım. Evet, böyle arada keyifli, hocam, heyecanlı. kamera arkasından soruyorlar Malatyaspor ne olacak diyorlar. Ne olacak sizce Malatya'nın hali? Malatya Spor'a çalışmadım ama 3-4 büyük takımla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ben Ali Koç'un istifa edeceğini öngörüyorum. Yine eğer çok büyük sürpriz olmazsa Trabzonspor ama son dakika yine Beşiktaş'ın şampiyon olabileceğini öngörüyorum. Bakalım göreceğiz. O zaman ben Beşiktaşlıyım. Kutlamalara şimdiden başlayabilir miyim? Yani onu bir böyle 5 hafta sonra falan tekrar bir konuşalım. Çünkü Trabzonspor'u daha bir olumlu görüyorum aslında. Peki hocam. Çok teşekkür ederim. Çok keyifli, çok güzel bir programdı. Programın sonuna geldik. Değerli bilgileriniz bizim için çok önemliydi, öngörüleriniz. Bakalım 2022 bize neler getirecek? Umarım güzellikler getirir. Eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Herkese şans, bereket, huzur ve mutluluk getirsin. Yaşayacağımız krizleri de umarım kolaylıkla atlatabiliriz. Hepimiz güçlü bir şekilde çıkarız bu Çok teşekkür fırtınanın ederim hocam. içerisinde. Hoşça kalın. Ben çok teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyenler, Yaşam Koç'un programının sonuna geldik. Haftaya yepyeni konuğum ve konularımla birlikte RTV ekranlarında sizlerle birlikte olacağız. Esen kalın.